Büyük tepki var kamuoyundan da bu yaşananlara, televizyon ekranlarında yaşanan bu rezalete ilişkin sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Şimdi bizim ekranda da bu görüntülerin yayınlanmasına ilişkin bazı yorumlar var ama gerçeği görmeniz adına bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Duymayanlar duysun sevgili izleyiciler, işte Türkiye'nin AKP baskısıyla Türkiye'de medyanın geldiği son nokta bu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda yarışan adaylar var ama hiçbirisini AKP'nin, AKP-MHP ittifakının adayı dışında ve AKP yöneticileri dışında hiçbirisini ne yazık ki bu ekranlarda göremiyorsunuz, duyamıyorsunuz. Bu gerçeği sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz şu anda ekranlarda olduğu üzere. Evet, İstanbul'da konuşuyor Başbakan Binali Yıldırım ve şu anda adeta ortak yayındalar ve bunların içinde devletin televizyonu TRT de var ki son yıllarda AKP'nin yayın organı haline geldi. Telefon attığımızda da Halk TV Genel Müdürü Sayın Şaban Sevinç var. Sayın Sevinç, iyi günler. Ne söyleyeceksiniz bu rezalete ilişkin? Halk TV tabii bunun dışında her zamanki bir objektif yayıncılığına devam ediyor. Evet, iyi yayınlar Lale. Hakikaten bu 8 yıl önce artık hani iş birazcısından çıkmış durumda. Bir medya rezaleti yaşanıyor. Bir seçim rezaleti yaşanıyor. Ortada bir seçim var. Güya bir demokratik seçim var ama medyanın... Alo. Dinliyoruz Şaban Bey, buyurun. Medyanın artık rezalete varan tutumu yüzünden... Sanki Tayyip Erdoğan'la yarışıyormuş gibi bir atmosfer, bir propaganda halka verilmeye çalışılıyor. Oysa bu seçimde, bu seçimin hani demokratik olabilmesi için, halkın sağlıklı tercihte bulunabilmesi için seçenekleri tanıması, seçeneklerin propagandalarını, politikalarını, Türkiye için yapacakları planlamaları, vaatleri vatandaşların iyi öğrenmesi ve sağlıklı bir kanaata varıp 24 Haziran'da sağlıklı en iyi kararı vermesi lazım sandığa giderek. Ama içinde bulunduğumuz medyanın rezil tutumu yüzünden millet bu olanaktan, bilgilenme imkanından yoksun bırakılıyor. Evet. Sadece varsa yoksa Tayyip Erdoğan'ın propagandası, varsa yoksa AKP'nin yalanları millete enjekte ediliyor. 16 yıldır yapıldığı gibi. Şimdi oysa hepimiz biliyoruz ki... Çok önemli seçenekler var önümüzdeki seçime yönelik olarak. Hı hı. Yani AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a alternatif 3-4 isim daha var. Başta Sayın Muharrem İnce var, evet. Celal Akşener var, Temel Karamollaoğlu var, Selahattin Demirtaş var. Ve bunların arkasında, bu saydığımız bu isimlerin arkasında da hatırı sayılır milyonlarca kitle var, milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşlar da doğal olarak kendi sempatiyle baktıkları, liderlerin programlarını, politikalarını, seçim projelerini öğrenmek istiyorlar. Ama nereden öğrenecekler bunu? Türkiye'de medyaya baktığın zaman, haber kanallarına baktığın zaman hepsi adeta AKP'nin yalan makinesine dönmüş durumda. İşte siz de yani bizim ekranda da bir saattir AKP'nin o yalan makinesine alet olan güya Türk medyasının hali deşifre ediliyor. Dolayısıyla vatandaşların doğru bilgi alacağı, liderlerin ve adayların propagandalarını duyacağı, politikalarını, projelerini öğreneceği mecra kalmamış durumda. Yani yazılı basında aynı durumda. Yazılı basında neyse, belki biraz daha üst 5 seçenek var. Televizyon boyutunda ise maalesef Türkiye'nin hani ana akım denilen bütün holding medyası, holding televizyonları, holding kanalları AKP'nin sözcüsü, AKP'nin propaganda aletine dönüştü. Ama biz Halk TV olarak Lale Hanım bu süreçte bütün bu yalan makinalarını etkisiz hale getireceğiz. Bizim Halk TV olarak bir numaralı görevimizi bu olarak görüyoruz. AKP'nin yalan makinasına dönüşmüş, propaganda silahı haline geldi. Bütün bu işte bizim ekranda gösterdiğimiz o anlı sanlı güya haber kanallarının boşa çıkaracağız. Evet. Çabalarını boşa çıkaracağız. Biliyoruz ki biz orada çalışan gazeteci arkadaşlar da bunu istemeden yapıyorlar. Yani AKP'ye istemeden adet oluyorlar. Ama artık yeter demeleri gerekiyor. Yani gazeteciliğin namusunu kurtarmaları gerekiyor.
gazeteciliğin namusu kurtulmadan halkın doğru seçim yapma hakkını yapamayız, kazanamayız. Evet. Önce gazeteciler artık yeter diyerek namuslu bir şekilde hareket etmek zorunda. AKP'den korkacak bir şey yok. Gazetecilik neyi gerektiriyorsa, halkı nasıl bilgilendirmemiz gerekiyorsa, Tayyip Erdoğan'ın dışında da kardeşim işte Muharrem İnce var, Meral Akşener var, Sebel Karamollaoğlu var, Selahattin Demirtaş var. Bunların da bir yayınlarını yapmamız lazım. Bunları da halka anlatmamız lazım diye bu namuslu noktaya gelmeleri gerekiyor. Evet, gerçekten. Biz onu şiar edindik. O yönde yayın yapıyoruz. Şu anda da Başbakan Binali Yıldırım'dan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı yerini. Bu sözünü ettiğimiz televizyon kanallarında. Şu anda Erdoğan ekranda. Ondan ona canlı yayına devam ediyorlar. Evet. Ama biz halk olarak bu zenginliği sağlamaya çalışacağız. Dediğim gibi o yalan makineler değil mi? Artık onlar bence haber kanalı değil. Onların adını yalan makinesi koymak lazım. O yalan makinelerini etkisizleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Evet. Kolay gelsin. Daha çok teşekkür ederim yorumlar için. Sağ olun Şaban Bey.